Merhabalar bizim için Türk izleyicileri her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmı değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Mikrofigürist Hüseyin Sarı konuğumuz dersiniz. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım, bizlerle tanıyalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? alıyorum Teşekkür ederim siz sormalı. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Sarı, Kocaeli'nden geliyorum. Mikrofigür sanatıyla 5 yıldır ilgileniyorum e, ee, çalışmalarımız çok yoğun bir tempoyla sürüyor. Ee, evimin bir odasını atölyeye çevirdim, çalışmalarımı orada vücuda getiriyorum. Ee, Başlangıçta bu kadar. Öncelikle şunu sormak istiyorum ki, hakikaten muazzam. İlmek Teşekkür ilmek ederim. derler ya, emek emek işlediğiniz birbirinden güzel. Hakikaten burada bizlerle birlikte buluşturmuş oluyorsunuz. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ee, microfigurist aslında nedir? Daha önce duymayanlar varsa ilk duyanlar açısından çünkü çok farklı bir çalışmayla evet. bugün işi bilen kısmını sizlere ağırlıyoruz. Mikrofigürist nedir aslında? Mikrofigürist 2-3 e, santimetrenin altında daha küçük yani 1 milimetreye kadar inebilen e, heykelcikler diyelim veya çalışmalar. Yani çeşitli figürleri, objeleri e, ben mesela kurşun kalemin üzerine işliyorum. E, kimisi iğnenin ucuna yapabilir. Kibritin ucuna yapılabilir. Yani bunun gibi, dediğim gibi 2-3 santimetre'nin altındaki e, tüm heykelciklere mikrofigür denilebilir. Çok hassas bir çalışma söz konusu ve çok sabır gerektiriyor bence. E, genel olarak söylemek gerekirse iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Aman yarabbim. Yani <laughs> e, açtığım sergilere gelen insanlar tarafından hep şu söylendi el emeği göz nuru cümlesinin tam olarak karşılık bulduğu sanatlardan birisidir. Kesinlikle. Belki de derindi. Gerçekten öyle hem gözleri çok görüyor, hem sabır gerektiriyor. Bir de biliyorsunuz günümüzde artık her şey çeşitli cihazlarla, makinelerle veya bilgisayarlı ortamlarda yapılabiliyor pratik bir şekilde. Biz şimdi oturup bunun başında saatlerce, haftalarca, aylarca işleyerek, kazıyarak, oyarak çalışmalar, vücuda getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten zor, sabır isteyen, meşakkatli çalışmalar. Evet. Güzel çalışmalar zaten iki yılın sonunda ortaya çıktı değil mi? Evet. İki e, yıl ya bir emek var burada. Gerçekten iki yıl hatta üç buçuk yıl süren çalışmalarım var. Hı hı. E tabi bunun yanı sıra bir hafta süren çalışmalarım da var. E, kolay olmuyor. Yani her gün aynı şeye uğraşmak, her gün aynı odaya girip e, göz yorarak, ter dökerek kendileri küçük ama <laughs> e, zorluk olarak baktığımız zaman gerçekten ter döktürüyor. Aman kırılmasın, aman bir daha başa dönmeyelim derken e, bu ayları seneleri bulabiliyor. Evet. Başka Allah şey... bize sabır kesinlikle versin diyelim kesinlikle yani. Kesinlikle evet. sabır versin. Yaptığınız bir çalışma tam sonuna geldiğinizi düşündüğünüz anda birden bir şey oldu ki istediğin sonuç olmadı, kırıldı diyeyim ben bozuldu. Hop başa mı dönüyoruz? öyle olduğu nadirdir biraz özge hanım. Yani ha, çok, çok nadirdir. Yani dediğim gibi e, resmen nefesimizi tutuyoruz bunları çalışırken. E, aman bir şey olmasın, bir daha başa gitmeyelim. Yedi ay uğraştık. Bir bir ay daha uğraşsak tamamlanacak neredeyse. E, çok yavaş uğraştığımız için, çok yavaş işlediğimiz için e, bu kadar uzun zaman alıyor. Çünkü sonuçta bu bir e, kömür, yani sıkıştırılmış bir kömür tozu. Yani ne kadar dayanıklı olabilir ki? Bunları göz önünde alarak biraz da tabii 5 yıldır süre gelen tecrübemizle el yatkınlığıyla Maşallah. üstesinden geliyoruz diyelim. Kalemin ucuna heykel yapmak nereden neden aklınıza geldi? Aslında bir anda aklıma gelmedi Özge Hanım. Bunun geri planı var. Ta benim çocukluğuma kadar giden hep sıra dışı yani insanların sürekli yaptığı veya piyasası olan şeyler değil de onların yapmadığı keşfetmediği veya onlara zor gelen çalışmaları. ...yapmak istedim. Hep zorun peşinden koştum tabiri caizse. Derken bugünlere kadar geldi. Bir araştırma yaptım... ...beş yıl önce. Ne yapabilirim diye. internette Macar bir sanatçının... ...birkaç tane kalem ucuna yaptığı objeler... ...dikkatimi çekti. Ben de aynısını taklit etmeye koyuldum. Tam benim işim dedim. Başlangıçta tabii kırıldı. Yapamadım. Yani birkaç denemeden sonra... ...olduğunu gördüm ve... Sürekli yenisi, sürekli yenisi, görüp beğendiğim ya da dikkatimi çeken bütün figürleri kalemlerin ucuna nakşetmeye başladım. Hı hı. E, derken bugün baktığımda geldiğim nokta olarak 200'e aşkın çalışma, Oo, e, sipariş aldığım, hediye ettiğim, satışa sunduğum, sergilerde açtığım e, derken 200'ü aşkın dediğim gibi maşallah. çalışma ortaya çıkarmış olduk. Yani evinizin küçük belki yani, de minik bir atölyesi diye oluşturduğunuz evet. noktada 200'e yakın. Güzel çalışmalarınız var. Doğrudur. evet. Süpersiniz. Ee, bu çalışmalardan hangi teknikleri uyguluyorsunuz? Çalışmalarda herhangi bir cihaz, makine kullanmıyorum. Yüzde el işçiliğidir. Yani bunların platformu olsun, sunumu olsun hepsi yüzde yüz el işçiliğidir. Herhangi bir alıntı kopya değildir. Yüzde kendi tasarımımdır, iletişimdir. Dediğim gibi kazıma, işleme, oyma tekniğiyle e, 50-60 civarında kullandığım alet var. Bunların çoğusu e, karbürden veya çelikten yapılmış uçlardır. Hı hı. Yani dışarıdan baktığınızda iğne ucu gibi görünür ama aslında birisi bıçak gibidir, birisi spatula gibidir. Bunlarla kazıyarak, keserek veya neşterlerle kabasını alarak cerrahi aletlerle e, bu 50-60 kadar aletle bunları ortaya çıkarıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu iş için bir eğitim aldınız mı? Eğitim almak şöyle dursun, ben eğitim vermeye başladım. <laughs> Şu anda 5-6 civarında öğrencim var, geliyorlar bana. Hem el işçiliğini geliştirmek, aynı zamanda da bir nevi kafa dinlendirmek. Yani terapi sağlıyor desem yalan olmaz. Yani rahatlıyorum bunları yaparken. Zaten yaparken motivasyon arttırıcı klasik müzik eşliğinde bunları çalışıyorum. Yani her ortamda olmuyor ee, hem akşamları kafamı dinlendiriyorum yani zihnim durulaşıyor ee, yani yapan bilir Ben ancak bunu yapan üzerinde çalışan anlar yani tavsiye ederim yani gençlere. Daha çok strese girmiyoruz değil mi <laughs> çünkü evet. o kadar hakikaten e, dikkat gerektiren sabır gerektiren. E, ...yavaş yavaş yapmanız gerektiren bir çalışma. Eminim ki yakın çekimde de belli oluyordur. Evet. E, o kadar da detaylar var Şimdi ki. Şimdi şöyle etinizde. bir durum var Özge Hanım. E, bunlara başlarken ben bunu yapacağım, bitireceğim... ...düşüncesi kesinlikle kafamızda olmayacak. Yani ben öylesine e, bunu kazıyorum, oyuyorum. Öylesine. E, yani acelem kadar, yok. Canımız. Tabii ki. Mesela aldığım siparişlerde ne zaman teslim alırım diye soruyorlar. Zaman veremem diyorum. Yani bir hafta da olabilir, üç ayda olabilir. Yani baskı altına girmemem lazım hmm. Ama şu günü yetiştireceğim diye çünkü aynı anda birkaç sipariş gelebiliyor benden süre esnek, istemeyin diyorum tabi o konuda esnek sizi. olmak gerekiyor ee, yoksa stres baskı altında kalırsak elimizi hızlandırdığımız zaman bunlar Hiç kırılabiliyor e, tabi ki bunları da tecrübe ettiğimiz için evet. rahat bir kafayla hafif müzikler eşliğinde ee, tabi benim konumumdaki birisi için de bu biraz zor evde çocuklar var sürekli kapıyı çalıyorlar. Birisi dersini, ödevini soruyor, yardım istiyor. Sürekli hanım geliyor, onları şikayet ediyor. <laughs> yani adamın kapısı sürekli açılıp kapanıyor. Ee, zorluk yaşıyoruz ama artık hepsine alıştık. Ne kadar? Güzel. Hepsine o kadar alıştık. Kadar artık. Güzel çalışmalar evet. ortaya çıkıyor zaten. Bir diğer hoşuma giden nokta da çok güzel aslında. Bu yapmış olduğunuz çalışmaları e, koruyorsunuz diyeyim. E, çerçeve ettiniz, bir şekilde bunu sunuyorsunuz. O daha güzel bir aslında anı oluyor değil mi saklamak. ...açısından... E, ...tabii ki belki de bazen düşünüyorum... Ee, ...biz hani okumuş bir insan değiliz... ...bir profesör, bir doçent... ...bir alim değiliz yani... ...çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz... ...belki bir gözle gönül bir şey yok ama... ...hani bu çalışmalarımın... ...çocuklarıma, torunlarıma kalacağını... ...düşünüyorum, belki örnek olacağını düşünüyorum... ...yani... ...belki benim çocuklarım büyüdüğü zaman... 40-50 yaşına geldiği zaman bizden bahsedecek benim... E, ...rahmetli babam bunlarla uğraşırdı... ...odasına girerdi, bunları yapardı diye... Ee, bir anı olarak belki değil mi geçmişe dönük güzel bir şey. ee, çalışmanızı bırakmak zihinlerinde diyorsunuz. kalıcı olacaktır diye düşünüyoruz. Elbette. Bizi de anacaklardır diye düşünüyoruz. Elbette yani tabii ki. Tabii ki de. Peki insanlar sizin çalışmalarınızı nereden ulaşabilirler? Ee, daha çok sosyal medyayı kullanıyorum. Ee, Instagram hesabım, Facebook hesabım var. Twitter hesabım var. E ee, Kalem Heykel Traş Hüseyin yazdıkları zaman zaten oradan bulabilirler. Ee, yaptığım çalışmaların yüzde seksenini diyeyim oraya atıyoruz. E, eşim ilgileniyor bu işle. Hı, hı. E, siparişleri oradan alıyoruz veya takipler veya bize her türlü ulaşmak isteyen insanlar veya yardım alabilir. Bu işe başlamak isteyebilir. Merakı vardır. Nereden başlayacağını bilemez. Her türlü yardımcı oluyoruz insanlara. Genelde sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Evet. Farklı çalışmalarınız mevcut mudur? Farklı çalışmalardan zaten ben e, ...mikrofigür mikro figür sanatına geldim. Mesela maket olsun, ağaç oymacılığı olsun ama e, bu başlangıçta hobi iken tutkuya dönüştü. Bırakamadım. Yani maket işlerini askıya aldım. E, şu anda da bunlarla meşgul oluyorum. Sizce hani, farkınız nedir? Farkımız e, yani farklı olmak, yani farklı düşünmek, e, sıra dışı düşünmek, zorun peşine koşmak, bunlar beni farklı kılıyor diye düşünüyorum. Yani sanat. Dalını yapanlar vardır muhakkak değil mi? Çok benim değil. araştırmalarıma göre dünya üzerinde e, yaklaşık 8-10 kişi ben biliyorum. E, Türkiye'den ilgilenen zannedersem 1-2 kişi var. Kadar e, öğrenci edersin. kardeşlerim var. Onlar ilgileniyorlar. E, ama ilk sergilerini açan yani benden başkası olmadı. 4 tane sergi açtım İstanbul'un çeşitli yerlerinde. E ee, bunu sanki yani resmen şeye döktük. Yani ticarete dökmüş gibi olduk. Yani insanlar bunları gördükçe, e, beni buldukça bir yerlerden e, bana ulaşmaya başladılar. İşte şunu yapar mısın? İşte kız arkadaşımın bir kalem ucuna yapar mısın? Evet, ne i̇şte kadar güzel. yani patronuma hediye edeceğim. İşte babama babalar gününde hediye edeceğim veya işte hocama hediye edeceğim derken e, isimlik tasarımlarım ortaya çıktı. Aa, i̇şte süper. Arapça eserler ortaya çıktı. Çeşitli üstler ortaya çıktı. Bir de yaşadığım deneyimlerinde biri de şu. İnsanlar sağdan soldan duydukları zaman kalem ucuna bir şeyler yaptım. Ya kalemin ucundan da sanat mı olur diyorlar. Yani kalem ucu zaten nokta kadar bir şey kırılgan bir şey. Biz ucunu açarken dahi kırılırken yani kalemin ucuna ne yapılabilir ki? Ama gördükleri ne zaman bir yani bir yaşına daha giriyorlar öyle söyleyeyim. Kesinlikle siz de 0.5 uçla bile yaptım evet. dediniz. E, 0.5-0.7 uçlarına, takma kalem uçlarına yaptığım çalışmalarım var. E, ona yakın. E, tabii onları her yerde gösteremiyoruz, sergileyemiyoruz. Yani çekimleri çok zor. E, ama e, meraklı izleyicilerimiz sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, oradan görebilir resimlerini. E, bunun yanı sıra bir de saç teline e, yapmayı planladığım, ama zaman bulamadığım çalışmalarım saç olacak. Tasarımını tabii saç telinin ucuna. E, figür yapacağız. Yani artık bu da bu sanatta ileri gidilebilecek en son nokta diye düşünüyorum. Denediniz artık mi çalışmalarını? Evet denemeyi yaptık. E, bir ay sürdü. E, Demek oldu yani ki devamı gelecek. Tabi yoksa <laughs> burada kolay kolay söylemeyiz bunu. Yani onu da yakında resimlerini özel tekniklerle çekip mikroskoplarla e, sayfamızda zaten yayınlayacağız bunu. Bu işin keyifli ve zor yanı nelerdir? Zor yanı Kafamızı odaklamak, zihnimizi e, boşaltıp bunun başına geçtiğimiz zaman o motivasyonu sağlamak. Motivasyonu sağlayamadığım zamanlar da oldu. E, haftalarca uğraşıp hiçbir figür ortaya çıkaramadığım günler de oldu. Yani inanması zordur 200'den fazla <laughs> figür yapan birisi için. E, anladım ki en önemli şey, faktör. Esnek e, olacağız. Tabii ki esnek olacağız. Esnesi. Kafamız rahat olacak. Ee, kendi kendimizi motive edeceğiz yani ben mesela motivasyon müzikleri söylüyorum demin söylediğim gibi o motivasyon müzikleri eşliğinde çalışıyorum ee, veya sessiz ortamlarda çalışıyorum ee, öyle bir ortam sağlıyorum kendime bu zor yanı keyifli yanı da bunu sergilerde veya canlı canlı insanlara gösterdiğimiz zaman gerçekten e, dudakları uçukluyor desem yeridir yani çok şaşırıyorlar ee, sürekli aynı soruları soruyorlar. Bunlar hiç kırılmıyor mu? Siz bunları nasıl görüyorsunuz? Ee, mercek mi kullanıyorsunuz bunları yaparken? Ee, kırıldığı oluyor mu? Sizin de başta sorduğunuz gibi kırılıp başa döndüğünüz oluyor mu? Hep bu soruları soruyorlar. Ee, i̇nsanların tabii bu reaksiyonlarını gördükçe iyice motive oluyorum ee, ve keyif alıyorum. Yani yapmaya da devam ediyorum. İnsanları şaşırtma hoşuma gidiyor diyeyim. Lütfen devam evet. edin. Çok güzel çalışmalar bizleri buluşturuyorsunuz. Hem Sanata hakikaten çok güzel bir değer katıyorsunuz. Sanatı sevdirme noktasında bizlerle buluşturuyorsunuz. Unuttuğumuz hakikaten değerleri bizlerle hatırlatıyorsunuz. Çünkü evet. sabırdır, güzelliktir, çok da güzel ortaya çıkan bir sonuç var. Dediniz ki eğitimde almadım ama veriyorum diyorsunuz. kadar Aslında o kadar güzel bir zincirleme şekli ilerleniyor ki. İyi ki bu güzel çalışmaları yapıyorsunuz. Yapmaya da devam edin ve bizlerle de buluşturun. Nice güzel inşallah sergileriniz olur. Bizler de gelir i̇nşallah. görürüz. Teşekkür Emeğinize sağ sağlık, yüreğinize sağlık Teşekkür ve sabrınıza sağlık aslında. Teşekkür ederim. Sağ olun Ezgi Hanım. Buyurun. Ee, son olarak şunu Lütfen. söylemek istiyorum. Ee, gençlere özellikle bunu söylemek istiyorum. Yani boş şeylerin, boş uğraşların, geçici heveslerin peşine koşmasınlar. Kendilerini bir işe vakfetsinler. Böyle bir sanata, sanatın her dalı güzel. Kesinlikle. Yani bu müzik olsun, sahne sanatları olsun, plastik sanatlar olsun veya benim gibi daha deli olmaya gerektiren sanatlar olsun. Lütfen. Ee, ...bunu zevkle söylüyorum her yerde açık açık ee, kendimi de öyle görüyorum Estağfurullah. Ee, kendilerini vakfetsinler zaman ayırsınlar hem dediğim gibi zihinlerini çünkü akşama kadar her birimiz iş yerinde oluyoruz veya okulda oluyoruz günün koşturmacası bizi strese sokuyor ee, bunlardan kurtulmanın en kolay... En masrafsız çözümü diyeyim size, yani hiç psikolog gerektirmeden kendi evet, e, kendimize böyle bir sanatla uğraşmak, sahibi. bu veya buna benzer bir sanatla kesinlikle. ilgilensinler. Farklı ve zor yani seçmişsiniz. Kesinlikle bence. bunu e, öneriyorum bütün Çok gençlere ve sanat sever insanlara. De. Çok Ben sağ teşekkür olun. ederim. Yolun açık olsun, güzel inşallah projeler, isminizi imzanızı görmek temelisiyle yolun açık olsun. İnşallah teşekkür ederim Özge Hanım. E, ben de size ve ekibinize e, böyle bir sanatı değerlendirip e, bizi buraya misafir ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Yani. Tekrar evet. teşekkür ederiz. Her zaman Cemzik Efendim. İşi bilen kısmında çok değerli bir konuğumuz vardı. Mikrofigürist Hüseyin Sarı bugün konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.